Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Ocak 2023 Cumartesi. Adana Ceyhan'dayız. Bölgemizde arıcılık işiyle uğraşan herkesin bildiği Şaban amcamızın dükkanını ziyaret edeceğiz. Kendisiyle geçen hafta tanıştık. Birbirimizi sevdik. Kendisinden de müsaade alarak böyle kendisine mesleğe dair birkaç soru soracağız. Böyle dükkanı çarşı merkezde. Küçük bir dükkanı var. Arı ürünleri mevcut. Selamun aleyküm. Hayırlı işler Şaban amca. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şöyle bir dükkanı gösterelim. Hızlıca. Arı ürünleri var. Malzemeler burada. Keklerimiz burada. Suluklarımız burada. Ermiş bal mumlarımız var. Şöyle. Arı kıyafetlerimiz burada. Evet Şaban amca. Nasılsın? Vallahi iyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Bizler de iyiyiz. Seni ziyarete geldik. Hoş geldin. Arıcı arkadaşlarımızın faydalanacağı bilgiler vereceğinden eminiz. Şöyle kamerayı da sabitleyeceğim. İnşallah, inşallah. Şaban amca, şimdi öncelikle bize kendinden bahseder misin? Kameraya bakarak. Kameraya bakarak kendimden. Kaç yaşındasın? Kaç yıldır arıyla uğraşıyorsun? Kaç yıldır bu işin içindesin? Epey uzun bir zamandır arıyla uğraşıyoruz. Babamdan bir tane kalmıştı arı. Evet. O da bizim işte teberrü derler. Eskiden derler ya bir, evet, bir şey kaldığı zaman. O teberrü yaşatalım dedik. Ondan evet. Yola çıktı. Miras olarak görüyorsun yani bu işi. Miras. İyi, Allah razı olsun. Ondan sonra işte müktelif yerlerde arıcılar, bizden önceki arıcılar nasıl evet öğrendiğimiz gibi. O zaman hemen sorumuzu soralım. Evet. Bu işe nasıl başladın Şaban amca? Bu işe kalan bir arıyla. Evet. Babadan kalan bir kovan arıyla. Bir kovan arıyla. Kendisi 75'te vefat etti. Allah rahmet eylesin. 76'nın baharında biz işe başladık. 76'nın yani baharında. Bir arı kovanıyla. Yani yaklaşık 45 yıldır, 40 yıldır evet arıcısın. Evet. İyi maşallah. Kuzugöl'de bizim bir etrafı çevrinde evet arazimiz vardı arka. Evet. Orada barındı. Evet. Oradan devam ettik. Malzememiz zaten vardı. Evet. Babadan evet kalma olduğu için evet alet ekipman vardı. Evet. Değerlendirdik onları. Evet. Ondan sonra ilk defa Mera'ya 1980'da evet Kurtkulağı köyünün su deposunun orada Espek diye bir dağlık mühitte evet oraya arı götürdük. Evden çıkışımız 30 kovanla. 30 kovanla orada başladı. Evet. Yaklaşık bir 5 yıl. Bir arıyı evet işte o seneler içerisinde 30'a kadar büyüttük, çoğalttık. Evet. O 30 kovandan orada başladık. İyi, iyi bak. Şimdi arıcılık yaparken bilgi mi önemli, tecrübe mi önemli? Bu konuda ne diyeceksin? İkisi beraber. İkisi beraber. İkisi beraber olmazsa evet aradaki tabiat bilgisi olan çiçekleri senelerine göre evet yetiştikleri zamana göre nektar verdikleri sürelere göre bilemezsen evet bilgin de boşa kalır. Bilgi şart. Olmazsa olmazımız. Hem o ikisi bir zaten. Mesela şimdi teknolojide bir kara boğanlar vardı o zaman. Evet. Şimdi fenli boğanlarda bile kara boğan yapılabiliyor. Çünkü kasnaklı evet şeylerle, çerçevelerle iki tane bir malzeme taşımana gerek olmadan istersen aynı malzemeni. Şaban'ım bir su ver bak. Su kalmadı amca ya. Kalmadı su. Kalmadı mı? Yok gelmedi su. O şeyi neydi konuştuğumuz? Karakovan, evet, kasnak diyordu. Aynı mesela malzemeyi evet bir malzeme olarak taşıyabiliyor. Evet. Buyur. Evet. Şimdi
Yani hem bilgi gerekiyor hem tecrübe yani, gerekiyor diyorsun. Mesela 12 ay arılar çalışmıyor. Bizim Çukurova iklim bölgesi çok müsait olduğu için evet. 12 ayda 12 çeşit çiçek olabilir yani en aşağısı. Evet. Bunun bal yapıcı bitkileri sürelerine bir çiçeklerin familyasını mesela 21 günde bütün çiçekler açar. Hava şartlarına göre 21 günde artık bal o 21 günün içerisinde havanın uygun olduğu derecelerdeki nektar verir. Evet. Arılarımız da o nektarları ovalarına taşıyarak 10-12 gün orada kendi doğasında olan nem veya suyu evet. Kapıların ağzında bir havalandırma şeklinde çalışma yaparak arıların getirdikleri sulu nektarı bala çeviriyorlar. Onların o çiçek zamanlarını mesela kış veya yaz veya bahar mesela başlayalım mesela 12. aydan şeyden başlayalım. Mesela kışın arıların çok güzel bir çiçek olan püren çiçeğinden. Evet. Onun kırmızı ve beyaz olan balık ağzı şeklinde, biri torbacık şeklinde, biri balık ağzı şeklinde iki tane bir familyadan çok ballı bir kışlık bitki. Çok ele geçmez mera yani. Ceyhanımızda da Sarıçam dolaylarında, Ünlüce köyünde veya burada bizim Zeytinbelli havzası deniz kenarındaki Haylazlı, Zeytinbelli, Avluluk. Avluluk. O sıra dağlarda çok güzel bir arılarda mesela hartlaplar veya katır tırnağı, evet. Bazı antikenleri, sonra harnup keçi boynuzu, evet. Onlara benzer daha şeyler, yarpuz, yarpuz. Yarpuzlar olsun. Sonra da daha bir bitkiler var orada, zibilotu derler. Evet. Ona benzer yani 12. ayda. Sonra, yani yılın 12 ay bölgemizde, yani ilçemizde. Unuttuğumuz evet. Soğanlı bitkilerden çiriş var. Birinci bir bal yapıcı özelliği var. Onun arkasına yakın köylerimizde narenciye bol olduğu için narenciyenin her türlü portakal, limon. Mandalina, limon. Onların hepsi faydalanacak durumda. Belamız evet. Var. Bunları nakil yaparak bütün mevsimlerde bal alma imkanlarımız var şu anda. Evet. Fendi bulanlarımız var. Evet. Çok iyi bir şey. Eskiye göre arıcılık çok daha basit, çok daha kolay olduğunu söylüyorsun. Kolaylık, evet. Peki arıcılığa başlayacak olanlara, arıcılık yapmak isteyenlere tavsiyen nedir? Yani bu işe önce birinin yanından başlasınlar tabiri caizse tabii, bu şekilde tabii, anlatmak bilgi, gerekirse. Bir ustasız iş olmaz derler. Evet. Bir bilgi bilgiyi doğurur. Evet. Her yeni bir çalışma yeni bir şekil öğretir. Hı hı. Mesela biz de bazı arıların zamanındaki stresli durumları falan bilmediğimiz zamanlarda evet. Kendimizi çok sokturuyorduk. Evet. Arılar bizi üstümüze çok saldırıyordu. Evet. Kimisi cinsinden, kimisi içerideki yavru miktarının az olduğundan veya ananın biraz ırkındaki hırçınlığından, evet. Hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda, evet. Kurdanılmaması lazım olan saatlerde, vakitsiz, mesela bir elimizden geldiği kadar güneşi gördüğümüz zamanlarda arı bile kendisine o güneşin ışınlarından orada nektar bolluğu olacağı için sokma veya dışarıdan taarruz kendi kuvanını korumak için bu şeylerde yardımcı olan bir şey. Yani tabiattaki nektar evet. Vermesi arı. Her şey bir denge, her şey bir düzen denge, içerisinde evet. Olduğu için evet. Hani arıcılık yapanlara tavsiyen şu, evet. Öncelikle mutlaka olarak birinin yanında bu işe başlasınlar, öğrensinler, öğrenmeye çalışsınlar. Tabii. Tavsiyen o yönde. İlk olması üç kuvandan, evet. Üç kuvandan bir işte petek bağlanıp çerçevelere oradan başlar. Stajını bir ustanın yanında, bir arıcılık yapan birinin yanında bu işin tabii. Stajını orada başlasınlar. Arı mesela diyelim şöyle arıya varma zamanı, evet. Kaba tabir, tavuk kümesine giriliyor gibi girilmez. Evet. Arıcı muhakkak maskesini, el demirini, körüğünü, el eldivenini onları
bulundurup ve bunları giyinik vaziyette arıların başında olması lazım. Bazı mesela bakarak şöyle yalandan hani içine bakayım gibisine evet. kapağını aç verdiğinizde evet. oradan bir tedirginlik olup kuvana hücum olduğundan birden çok arı üstünde çöküp alerjiniz olabilir. Evet. Daha başka bir vücuttaki şeylerde zayıflık olabilir. Evet. Alerji durumunda. Evet. Çeşit çeşit yani alerjiler var. Arı zehri sizi daha kötü yapabilecek şekilde yani maskesiz kullanılmıyor. Tedbirsiz, maskesiz, kesinlikle yanına yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Arınız uysal olsa bile gitmeyin tabii, diyorsunuz. Tabii. O kuralların uyulması lazım. Peki Şaban amca, arıların daha doğrusu en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu şu anda arı mevcudunu bal zamanına bir yeterli bir şey kadro. Evet. Mesela bunu nasıl diyelim? Bir kasa dolusu bal yapacak şekilde hiç olmazsa Mayıs ayının 10'unda falan 10 çerçeveyi bulacak şekilde çalışmalar yapılması lazım. Evet. Bunu mesela ilk önce genç anayla çiftleşmiş yeni genç anayla çalışılıp onu bir dahaki seneden sonra değiştirme imkanı olanlar değiştirirse her zaman randımanı görebilirler. Mesela burada bir koloni elinizde 20 koloni çalışırken onun bir dahaki sene geleceği için 10 tane güzel bir ana yapıp da tedarik edip müşet kovanlarda besleyip orada yardımcı olarak takviye olarak tutabilirseniz evet. Kazaya uğramış olabilir, ölmüş olabilir, zehirlenmiş olabilir veya bir yaşlanmadan dolayı iyi tohumlama alamayıp yumurta kesip de azalttığı zaman düşen kadroyu oradaki hazır bir anayla değiştirme imkanıyla aynı verimi devam ettirebilirsiniz. Peki Şaban amca, teşekkür ederiz. Varroa konusunda evet. arının en büyük düşmanı varroa, biliyoruz. Evet. Bunu arıcılıkla uğraşan herkes biliyor. Evet. Camiamız bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf bitkiselciler, bir taraf kimyasalcılar. Evet. Sana göre bu işin olur tarafı nedir? Bu işin olur tarafını Türkiye Kalkınma Vakfı tahmin ediyorum 85'lerde evet. çalışmaya başladılar. Efendim şöyle, bu tarım gıda, ilçe tarım yardımcılıklarıyla toz halinde bir şey yaptılar. Nasıl diyelim? Toz atar şeklinde evet. bir lastik pompa içerisinde araya bir ispiratör gibi bir şey koyup evet. Bunları toz şeklinde bir ilaç buldular. 1985 yılında. 85 yılında. Evet. O zaman başladı bu. Sadece bir böcek olarak görüyorduk onu. Halbuki kabuklu bir dört tencere uzaylıların hani bir tencere şeklinde. Evet. Anlaşın. Bir tane spirtü alacak. Allah. Başlara. 10 lira. Poşet alatma dayı. Tamam, alabilirsin abi. Dayıcım bir. O yapılan toz ilaçtan, toz atarla kullanmaya başladık ilk defa. Evet. Orası da çalışmalara devam etti. Dışarılardan, yabancı devletlerden İsviçre'de Sina bir firma o baroya bir çare buldu. Onu geliştirip bu zamana kadar getirdiler. En son ki mesela şimdi çeşitli arıcılar işte defne yaprağı, kekik suyu. Evet. Ona benzer. Bitkisel mücadele. Bitkisel mücadele yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ama şimdi onların yerine büyük firmalarda emdirilmiş kartonlarda ondan sonra onun dozajlarını bir kuvan mesela hiçbir zaman için elinizdeki 50 kuvan arınıza 50 prosedürlük bir ilaç kullanmayın. Evet. Bir kuvanınız deneme kuvanı olacak. Evet. Bir o kuvanı içindeki yavru çerçevesindeki yavruların adetiyle değil mi? Çerçeve boyunda 3 evet. veya 5 yavru olan kadrosu 5-6 çerçeve olan bir arıya önce onu bir şey kullanarak deneme şeyi olarak
nasıl dersiniz, deneme yapılacak bir kuvan olarak ona ilaçları mesela deneyerek, tavsiyelerine uyarak 4 gün arayla, 3 gün arayla onları verildiği zaman takip edip önlerindeki bir şeye malzeme serilerek oradaki kuvana mesela bir akıcı olarak şöyle bir bakıldığı zaman ön tarafını düşük seviyede, arka tarafına 2 parmak, 3 parmak bir tahta aşağı doğru bir meyil vererek arının giriş çıkışlarında sizin yaptığınız ilacın kaç miktarda, ne kadar miktar varovayı döktüğünü gözünüzden görmeden ben arıya varova ilacı verdim. İşte ben de varova ilacı şeyi yoktur, hastalığı yoktur veya böceği yoktur. Bizde olmaz gibi kendinizi yanıltmayın. Arıcı uyur, varova gece uyumaz. Evet. Çalışır, devam eder. O da size zarar verir, randımanınızı düşürür, rekoltenizi düşürür. Onu takip edeceksiniz. Nasıl? Önlerine, kuvanların uçuş deliklerinin altlarına bir beyaz zeminde bir karton olabilir, çuval olabilir. 4 tane, 5 tane taş koyup üzerine ilacı verdikten sonraki dökülen varovanın adetine göre onu biz kendinize varovanın zaten kökünü bitirecek durumda bir ilaç yok. Evet. %100 bitirmek mümkün değil. Burada hemfikir olalım. Burada %3 bir freyle varova devam edip sizin mahsulünüze zarar etmeden onu kullanmayı yüzdesini düşürdüğünüz zaman aynı şey devam etse de size bir zararı olmaz. Onun ilaçlarını mesela düşen, dökülen arılar miktarıyla ondan sonra onu terazileyebilirsiniz yani. Bu arımızı bir dahaki şeye arıdan bal nektar zamanına yetiştirene kadar onun bize %100 zararı olmayacağını bildiğimiz zaman işimize devam ederiz. Sonra önümüze gelen güz aylarında arılardaki kadro düştüğü için yavru çerçeveler azaldığı için bunun Çukurova gibi bir yerde Eylül, Ekim, Kasım Aralık'tan da 15 gün bize faydası olacak şekilde havalarımız düzgün gittiği zaman yapılan ilaçlamalarda kullanılan ilaçlarda %100 verim alırsınız. Evet. Ondan vazgeçmeyin. Mesela şimdi bir balla mesela bir elimizdeki balımız kıymetli bir madde. Evet. Bu insanlara çok faydalı. Ama mesela kanser olanlara sırf bal yemeyle tedavi olup da iyi oluyorlar mı? Yok. Ama vücuda bir yardımcı, hücreleri yenileyici, insanların gelişmesine, büyümesine, sıhhatine, çalışmasına, enerjisine faydalı olan bir ilaç, gıda. Ama siz bunun yanında muhakkak varovayı, mesela insanın bir tercih etme durumu gibi olan bir ilaçlar verildiği zaman onların faaliyetlerini düşürüp gıda, arı gıdasından, arıların kanını emdikleri için yani öyle görüyor çünkü sırtında bir kabuklu parazit. Evet. Yani bunu artık bir pireye de kan emici maddelerden pireye de belletebilirik. O arıyı gün kendi normal yumurta gününden 1-2 gün önce çıktığı için kuluçkadaki şeyi bozduğu için kuluçkalık gününü bozduğu için hava alma dolayısıyla orada bir çürüme meydana getiriyor. Bunun çürümenin çoğalması araya yavru çürüklüğü denen bir hastalık bulaşması oluyor. Onları da tedavi siz yapmazsanız arı kendi şeyinde kendi çalışma şeklinde düşüklük olduğu için baş edemediğinde o an sönmelerine veya geliyorsunuz veya bıraktığınız zaman 50 tane kuvanınız var. Bu ilaç mücadelesi yapılmadığı zaman 40 tanesinin telef olup 10 tane arı kaldığını, onlar da ellenmediği zaman onlar da öleceğine yani garanti ölüm oluyor, olayı olacağına şüpheniz olmaz. Onun için ilaçlama günlerine, ilaçlama zamanı, dönemlerine bunun en iyi randıman alma zamanları güz zamanları. Güz dönemleri. Güz zamanları. Bal sahamının olmadığı, yavrunun en az olduğunu dönem güz dönemleri. Kış öncesi. Kış öncesi. Karşılama yapıp o merada
dumda yerleri arayıp daha şey esinti rüzgar olmayan kışlatma yerleri, için uygun yerlerde, yerlerde evet. İlaçlarınızla devam edebilirsiniz. Peki Şaban amca, Türkiye'de balın kıymeti biliniyor mu? Yani üreticilerin ürettiği ballar değerinde satılıyor mu? Şimdi ben bir tarihte Göksu'ndan gene bulunup bol miktarda bir bal aldığım sene oradaki yakın şey olarak o Sarız yoluna Sarız kazası mı oluyor? Evet, Kayseri Sarız, evet. Sarız ilçesine. Kıskaçlı var o bölümde. Biz buradan balımız çok olduğu için gideceğimiz memleketimizde Ceyhan'ın Göksu'na gidiyoruz biz. Ağırlarımıza yer bulmaya. Oradaki edindiğimiz balı bir miktarını götürüp Sarız'da satmak için piyasaya oraya gitmiştik. Şimdi oradaki insanların bal alış şekliyle Ceyhan'daki, Çukurova'daki sıcak bölgelerdeki bal tüketim mevsimleri bir değil. Bizim Çukurova yani çok aşırı bir soğuk memleket olmadığı için vücut enerji kaybetmesi dışarıdaki soğuklara göre dışarıdaki mevsime göre daha az olduğu için bizim soğuk zamanlarımız bu bal tüketimine şey yapıyor, etki ediyor. Mesela bir yayla ballarının yiyen insanlarla ki yayladaki insanların Çukurova'da yaşayanlar aynı miktarda bal tüketmiyorlar. Yayla zamanlarında olan yayladaki insanlar daha soğukla çabaladıkları için soğuğa göre onların tüketimi fazla oluyor. Evet. Biz de elimizdeki balları burada tüketemediğimiz için daha iki tane nasıl parlayalım? Kısa. Sen al kendine ya. Tamam, getireyim abi. Arıcıların bir tavsiye edeceğim şey, deminki lafımızı unutmayalım. Evet. Barova gece çalışır, arıcılar yatarsa bir arıdan randıman kimse baharı göremez. Baharı göremez, randıman alamaz. Evet. Kati. Evet, balın kıymetinde kalmıştık Şaban'ın. Balın kıymetinde. Bu bizim iklim şartlarındaki evet. Sıcak bölgeler olduğu için yaylalara göre bizim tüketim az olduğu için burada valla pek mesela bir insan bizim çalıştığımız zamanlarda biz arkadaşlar olarak bir derdik ki şöyle dikkat ediyoruz derdik. Bir gittiğimiz gezici arıcılık yaptığımız senelerde bir kabını şeyini alıp bidonunu alıp da gelip de bize 10 kilo bal ver, 5 evet. kilo bal ver diyen bir müşteriye rastlamadık. Evet. Fakat yayla memleketlerde efendime söyleyeyim gelip de bize 10 kilo peynir siparişi verdik. 20 kilo peynir siparişi verdik, 50 kilo peynir siparişi verdik diyerekten sütten mamullerde böyle bir istek var. Ben de bu kendi çalışma hayatımda ben hep hasret kaldım. Şöyle bir köyden gelip de bize 5 kilo bal ver, kışlık balımız olsun evet. evimizde diyen adamı görmedim. Sofralarda, sofralarımız eksik. Peynirimiz olmazsa arıyoruz. Peynirimiz olursa yemek için balı sormuyoruz bile. Evet. Ama peynir olmadığı zaman balın yanında niye peynir yok diye bir böyle bir konuşma her zaman muhabbet oluyor. Evet. İşte buradan değerini anlayın. Değerini anlayın. Yani değersiz olduğunu söylüyorsunuz. İnşallah kıymeti bilinir önümüzdeki yıllarda. Türkiye'de de dünyada da balın kıymeti bilinir. Arıların kıymeti bilinir inşallah. Bizim şanslı olmamız Türkiye gibi bir memlekette yılın 12 ayında hem iş hem yaz hem bahar görecek memlekette yaşıyoruz. Peki Şaban amca, iki sorum kaldı. Evet. Arı çoğaltıp satmak mı daha kazançlı, bal üretip satmak mı? Zaten az önce bunun dolaylı yoldan cevabını verdiniz. Nasıldı? Balın kıymetini bilinmediğini söylediniz ama evet. yine de sizden duyalım. Yapabilirseniz yani, evet. Kendi mesela kullanmış olduğunuz usullerde diyelim. Evet. Herkesin şimdi arı hakkında kullanma usulleri değişik. Kuvan tercihleri değişik. Mesela evet. ben kendime göre söylemek isteyeyim. Tabut kuvan diyorlar şimdi. Evet, uzun. Hatta bazı şeylerde
gezici arıcılarda aparat yapmışlar traktör naylonlarıyla veya büyük tırların üzerinde. Evet. Çekmecede bir yenilik, güzel bir şey. Fakat bu arıların çalışma şekillerine göre biz onları tavsiye etmiyoruz. Onda şöyle, şimdi arılardaki bizim deminki sana kendimi konuşurken arılardaki oğul verme olayı, evet, kovanların havalandırma şekline göre değişiyor. Benim görüşüme göre. Evet. Şimdi bir zamanında verilmiş petek, alt mesela ızgara altında 10 çerçeve çalışılan bir arıda biz bu langoster kovanlarda dizme şekli, ortada bir delik, arının çalışabileceği bir delik, 10 tane çerçeve. Bu çerçevelerden hiç olmazsa 6 tanesi cepheden gelen rüzgara, mesela rüzgarı alabiliyor kovan. Evet. Bunun öbür türlü tabut kovan dedikleri kovanlarda yapılanlarda uzun, bizim mesela dik olarak daha sıralanmış çerçevelerimiz yerine onlar da paralel olarak ön mesela şunu levhayı düşünelim şunu. Evet. Bu çerçeveyi düşünelim. Tabut kovan dedikleri anlattıkları şey şunun gibi çerçeveler şu şekilde diziliyor. Evet. 20'li. 20'li şimdi diziliyor. Siz bunu havalandırmayı ilk koyduğunuz çerçeve gelen dışarıdaki gelen havalandırmayı bu kestiği için bunun ortalarındaki efendime söyleyeyim koridorlardaki havalandırma düştüğü için arıların fazla memeye meyil verip analar oğula meyilleniyor. Evet. Aynı mesela benim şeyime göre, düşünceme göre tavuklar nasıl kuluçkada şeyleri ısıyı göre ayarlayıp çıkarabiliyorsa yavrularını, civcivlerini, arılar da ben biraz ona benzetiyorum. Arılardaki hava sirkülasyonu içerideki ısıyı yükseltecek şekilde olmayacak. Her zaman için bir termostat vazifesi gibi, zaten arılar fazla ısındığı zaman o ön taraflarındaki kanat çırpmalarının olayı ben görüşüme göre, kendi fikrime göre o oluyor. Onu zaten havalandırmayı düzgün şekilde yapabilen arıcılardaki hava sirkülasyonu yerinde güzel olduğu için hiçbir zaman bir arı dışarıya çıkıp sakal yapıp orada bekleyip salgı halinde kendini işten ayrı koymaz. Evet. Arıların çalışma şekillerine, düzenine göre o sakal şeklinde dışarıda bir havalanma şeklinde yapılan toplantı şeylerde, kolonilerde, evet, muhakkak yer genişletme, ekleme koyma, evet, içerideki kullandığımız kovan şeklinin tabut değil de bizim bilinen langoster havalandırma, yukarıdaki mesela tüm sinek teli veya örtü bezinin, evet, şeye müsait hava geçirici, arı dışarıya püskürmeden, evet, o şeyde muhafazada hava geçirici malzemeden kullanılması bunda çok kolaylık oluyor arı, evet, neslinin çoğalmasında. Evet. Şimdi son sorumuza gelelim Çağban amca. Ana satın almak mı, kendi anamızı kendimiz yapmak mı? Buradan arıcı arkadaşlara tavsiyeniz nedir? Şimdi biz bir sürü yöntem var bu konuyla ilgili. Bu mühim, denenmişler. Denenmesi, yapılması lazım. Evet. Buna da çok dikkat edilmesi lazım. Şöyle, bir arının koloninin verimlerini tek bir arı belirliyor. Evet. Bir ana arı. Ana arıdaki koloni çalışmasına göre, onların ırkına göre, yaşadıkları coğrafyadaki şeylerin hava şartlarının uygunluğuna göre randımanları çoğalır veya azalır. Onun için bizim elimizden gelen mesela Orta Anadolu'da çalışan bir arıcı tutup da mesela Doğu illerinde bir soğuk memlekete gittiği zaman oradaki dengeyi biraz bozuyor. Biz mesela buradan Çukurova'dan biz yaylaya Göksu'na bilhassa biz Göksu Bolu'nda çalıştık. O hatta ki 200 kilometre içerisindeki yaylım yerlerinde biz Kevenkekik Balı'na gittiğimizde
bu burada Haziran ayında yukarı kata çıkmış 15 çerçeve arımız, oraya gittiğimiz zaman Haziran ayı içerisinde gittiğimiz zaman o yukarıdaki 5 çerçeve olan fazla olan arı 10 çerçeve buradan yavruca gidildiğinde aşağıdaki arıyı üşütmeyin diye yukarıdaki arının aşağı kata çekilip orayı ısıtmaya uğraştığını görüyoruz. Onu da verimi düşürmeden oradaki sıcaklık ayarına göre buradan yaylaya hareket edilmesi lazım. Evet. Birinci şık o. İkinci şık anaların kendi görelerine göre yavru çeşidi siyah, ala siyah, karışık siyah. Evet. Anası mesela Kafkas erkeği bizden olan bazı cins arılarda melez arı kullanıyoruz biz. Ondan randımanı alması daha kolay oluyor. Evet. Çünkü sadece bir Kafkas arısı. Safkan yani safkan olarak safkan. Arı almak mantıksız çünkü aynı coğrafyada, aynı ekotipte, aynı iklimde, aynı hava sıcaklıklarında olması lazım diyorsunuz. Onlarla çalışılıp bir iki denemeden sonra onu siz müftelif kuvanlarda, yani lider kuvan diyelim. Evet. Aynı çerçeve mesela anayı 5 çerçevede bölüp de işe başladığınızda bir arınızın bazı doğal şartlar hariç, zehirlenmesinin haricinde gıda zehirler, tarım zehirini alıp da yani çok alıp az alıp ölüm derecesini aynı şekilde olanların arılar içerideki mevcutları çoğalıyorsa evet. Onun orada bir oraya intibak etmez oluyor. Oradaki araziye şartlarına, hava şartlarına. Evet. Oradaki bir de sizin hesabınıza göre mesela 10 gün sonra açılacak bir çiçek familyası, 5 gün sonra çiçek açılacak nektar verecek arı familyasına iyi çiçek familyasına iyi ayarlayın. Kuluçka sürelerinin bölgedeki çiçeklere, bitki örtüsüne de ayarlanması gerek. Yani onu demek istiyorsun. Evet. Gidilmesi lazım. O zaman buradan şu çıkıyor Şaban amca. Arıcılık yapan, arısını çoğaltmak isteyen kişiler ana arısını satın alma yöntemine giderse muhakkak kendi bölgesindeki arıcıları tercih etmeli. Evet. Çünkü başka bir ilden, başka bir ırk, başka bir anayı satın aldığı zaman buraya uyum sağlaması, randıman alması, koloniyi geliştirmesinde biraz sıkıntılar yaşanabilir. Evet. Peki sıcak yani bölgemizi düşünürsek bu konuyla ilgili. Evet. Çukurova'dan ana satın alan bir arı üreticisi, Konya'daki bir arı üreticisini kastedelim. Bunun verim alması daha kolay olmaz mı? Yani arı sıcaktan soğuğa gidiyor. Yani şöyle iklim değişikliğine o gidiyor. İklim değişikliklerini uzun mesafede değil de kısa zamanda kısa zamanda atıp adapte olması önemli. Evet. Onu da zaten işte bir kendi bünyenizden yaptığınız arılardaki çıkan anılar. Kendi yaptığımız analar evet. Analarda o vasfını taşıyan arılar kendilerini zaten gösteriyorlar. Evet. Orada bir çerçeve fazlalık. Mesela şöyle. Biz aynı ebatta bir koloniyi bıraktığınız kolonilerin aralarından sıyrılıp fazla yavru atıp daha cevval çalışıp sabah erken daha işe gidip daha güzel petek ölmesi erkek arı adetlerini yüzümünden fazla olmaması yani şuursuz vaziyette. Mesela sizin de yaptığınız bazı işçi gözlerindeki yapılan zamansız verilen çerçevelerde erkek arının gözünün çok olması arıyı da etkiliyor. Evet. Nasıl etkiliyor? Orada mesela işçi arı gözündeki kuluçka olması lazımken orada erkek arı gözü oluyor. Orada da mesela 5 çerçeveden yumurta çıkacaksa 2 çerçevesi erkek arı çıktığı için oradaki arının mevcudunu düşürüyor. Evet. Kapalı arının. İşte erkek arıların dışarı atıldığına şahit oluyoruz. Evet. Onun zamanı geldiğinde bertaraf ediyor onları. Onları hazır yiyici görüp balları eksiltmesin diye onları yapıyorlar.
Teşekkür ederiz Şaban amca. Bize değerli vaktini ayırdığın için. İnşallah izleyicilerimizden de sorular gelir. Faydalanırlar. Tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanırlar. Şimdi mevsim şeyi zaten. Evet. Mevsime giriş. Şu an 19 derece sıcaklık var dışarıda. Havada bir tane bulut yok. Çukurova'mızda, ovalarımızda bakım yapabilecek şekilde. Evet. Çalışma şimdi bir taraftan da kötü. Yağışın olmaması da kötü. Evet. Kuraklık söz konusu evet. Bölgemizde. Kuraklık etkiliyor yani. Evet. Yalnız işte gene de mera aramada evet. iyi davranıp yani birazcık daha bilgi sahibi olup evet. eski arıcılarla beraber irtibat kesmeden. Stajı usta bir arıcının yanında yapmak her zaman mantıklı. Tabii masrafları falan önleyebilir. Evet. Yapılan hatalardan. Hatalar. Çünkü sezonluk bir iş. Evet. Kayıpların bazen geri dönüşü olmuyor. Tabii. Bir yıl sonrayı beklemek zorunda kalıyor arıcılar. Bir tavsiyem evet. bir bal sahamından çıkmaya yaklaşırken beraber ikinci bir gideceğiniz bal saham yerine evet. bir ya da bir merayı evet. arılarınızın tamamen işi bitmeden siz oradan irtibatlanıp buradaki arı sahamınızı bitirdiğiniz zaman evet. orada boşluk vermemek üzere evet. her gün çünkü yarım kilo 250 gram getirebilecek müşterilerimiz olduğu zaman balı getirecek yerde olmadığı zaman orada bizim zararımız oluyor. Evet. Burada yani, bal sahamı yaparken beraber bir sonraki yeri ayarlamamız gerekiyor. Merayı ayarlayıp vakit kaybına yol açmayacak evet. şekilde çalışılması lazım. Teşekkür ederiz Şaban Hoca. İnşallah izleyicilerimiz, takipçilerimiz de bu videoyu beğenir. Değerli yorumlarını, sorularınızı Şaban amcaya iletiriz, sorarız. Telefonunu da paylaşırız kendisi isterse. İnşallah bu serinin de devamı gelir. İnşallah. Yardımcı olabilirsek de. İnşallah, inşallah. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz Şaban amca.